kadın var sokakta sahte sarışın. Aha. Ya da kızıl esmer alacalı karışık hastasıyız alayının. Ama biliyorum ki 3 ay sürer ömrü aynı kadınla balayının. Seksten önce isterler olmak flört benle. İstemiyorum diye takınır tavır bile bence. Şakama gülüyorum sen de deyip kanıyorum zerre. İlgisi yok fark ediyorum siliyorum son perde. Bazısını sevsem de kalamam tek eşli. Sürekli farklı hatunlarla tanışmam gerekli. Rutin bayar sıkıcı. Nasıl? Arkadaşlık yetersiz. İşin kötüsü düştü son zamanlarda enerjim. Bu tırt düşüncemin yüzünden kaçırdım 3 sene peşinden. Koştuğum hatunumu elimden. Ne yapabileceğim? Gözüm dışarıda. Ne kadar da sevse beni bir şekilde böyle geliyor içimden. Şimdi birini seviyoruz, onunla bütün dünyamızı paylaşıyoruz. Negatif pozitif yönde sırlarımız, eksikliklerimiz, zaaflarımız, düşündüklerimiz, tutkularımız. Peki bu kurduğumuz ilişki dışarıdaki diğer insanlardan etkilenmemek ya da onları arzulamamak için yeterli mi? Değil değil mi? Herkes bu ikilemi yaşıyor değil mi? Kadınlar, hemfikiriz kadınlar, değil mi bu konuda? Kadınlar müthişti uzaktan bakınca. Karmaşık bir hal aldı yakından. Neden? Oynuyor sürekli oyunlar. Taktik yapmazsak atılıyoruz oyundan. Çok rahatsızım ben bu durumdan. Ben ilgilenmek lazım çaktırmadan. Sevmiyor ki der bastırmasan. Azıcık yüklenirsin götü kalktı yalan. Olmak üzeresin başka aday da varsa arabalı battın tamam. Fakirsen olunmalı sempatik. Davranmalı hem garip hem de yaratmalı empati. Buna rağmen yatabilir pek tabi. Planların tesellin olmasın ekstazi. Yerine tekila şart iyi. Sarhoşken aramayacaksın ilk kurar. Tanışmayacaksın babasıyla örcen arana bir duvar. İstiyorsan bir yuva kurma konla bolca zorlanacaksın. Olacaktır çok surat asan ama yolda duramayacaksın. Bir keresinde itiraf konuda şey okudum. Adam diyordu ki kadınları sevişmeye ikna etmek onlarla sevişmekten daha keyifli. Bence bu adam müthiş haklı. Düşünsene ilk başta sıradan bir yabancıyken sonradan ona dokunma iznine erişiyorsun. Yani başta bunu düşünmene bile tepkili davranıyorken sonradan yapmandan keyif alır hale geliyor. Bu bir gelişimdir, başarı. Başındaysan yolun şunu bil ki mutlu etmez hiçbir eski. Hemen çek bir çizgi. Dönmeyeceksin bir kez bitti. Asla yine olmayacak denemesi riskli. Acın yeni dindir. Unut biliyorum nasıl canın ister aramak. En güzeli gidip bakkala bir şarap al. Kağıt kalem bulup satırları karala. Hisleri kağıda döküp fondip yap şişeyi ondan sonra yakama. Bütün bunları bilip kaptırırsan yine de temkinli olmayı dene bir kere. Ölümüne sev ama yapışma değilsin ki bir kere. İsrar etme itene sıradaki için sipere. Bu kadar büyük laftan sonra son bir şey dinle. Var mı aranızda hop diyecek hop. İddia eden aksini. Tüm aşklar bitmeye mahkumdur. Teorim yanlış çıksın yanan bedenim aydınlatsın taksimi. Sanırım benim henüz kafam karışık. Yani tam karar veremedim ne istediğimi. Bazen birini o kadar istiyorum ki tamamen benim olsun istiyorum. Sadece benim olsun. Ve beraber vakit geçirmeye başlıyoruz. Hayatımda böyle bir detayın olması beni çok mutlu ediyor. Ama ondan sonra işler planladığım gibi gitmiyor. Yani tamam güzel vakit geçiriyorsun. Keyifli de olsa her gün aynı keyif olarak kalmıyor ki. Sıkıcı yani. Sonuçta ona sadık kalmalısın. O senin sevgilin. Diğerleriyle ilgilenmemelisin ama tek kişiyle de bir yere kadar. Yani gitmiyor. Aynı kılık, aynı sohbet. Bilmiyorum ben sıkılıyorum yani. Bu hoşuma gitmiyor. Diğerlerini merak ediyorum. Bu kadar keyifliyse diğerleri nasıldır acaba diye. Belki bu sorun büyüyünce geçer ama 26 yaşındayım. Daha da ne kadar büyüyeceğim yani. Yani sorduğum kimseye cevap veremiyorum. Bazen verilen cevaplar oluyor ama onlar da beni tatmin etmiyor.